Bu düşüncelerinizi alabilir miyiz okulumuzla ilgili? Tabii son 3-4 senedir geliyorum mezunlar gününe. Tabii her yerde anılarımız var. Resim çektirdiğimiz yerler, işte bir foto muhabirimiz vardı o zaman, Serengil. Hepimiz aynı yerde resim çektirirdik. Fon orası olurdu. Şimdi onlar yok olacak tabii. Kantinimiz yok olacak. Kantinle ilgili anılarımız yok olacak. Yani 1962'den 1970'e kadar bütün anılarımız burada. Şimdi burası yıkılıp tekrar okulumuz olacak ama bizim ortak anılarımızın olduğu bir okul olacak mı olmayacak mı onu bilemiyorum tabii. Ben şu anda avukatım. Aynı zamanda da Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesiyim. Yani buradan çıkacak olan genç kızlarımızın da başarılı olduklarını duyuyorum. O başarıların devam edeceklerini biliyorum. Çok da karamsar olmamak gerekiyor. Burası bir eğitim yuvası. Eğitimine devam edecektir mutlaka. Yani o kadar da duygusal olmamalı diye düşünüyorum. Yıllar sonra burada olmak nasıl bir duygu? Biz 81-82 mezunlarıyız. Çok keyifli. Elimizden geldiğince her sene gelmeye çalışıyoruz. Son 2 senedir gelemedik. Evet. Şimdi gelince böyle bir yuvaya gelmiş gibi olduk. Biz bir de ikimiz de yatılı mezunuyuz. Evet. Yatılıdan mezun olduk. Evet, ben 6 sene yatılı okudum. Ortaokul ve lise. Feyza lise mezun. Lise. Burada arkadaşlıklar nasıldır? Vallahi kardeşlik diyelim. Biz 6 kişiyiz. Aynı dönemden mezun olan. Hiç ayrılmadık. Çok yani güzel. 50'li yaşlarımızı yaşıyoruz. Biz evet. Liseden beri hiç ayrı kopmadık yani. Çok şanslısınız. Evet, çok şanslıyız. Bu okuldan mezun olmak büyük bir şans zaten. Bir şey. Kesinlikle. Evet. Ve çok güzel. Öyle yani. Onu başka bir şey bu. Yıllar sonra burada olmak nasıl bir duygu? Tüyleri diken diken edici. Çok mutlu olduk, çok duygulandık. İyi ki Erenköy Kız Lisesi mezunuyuz. Peki arkadaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben tahtaya da yazdım. Bu okulu sevin, biz çok sevdik. Hep kalbimizde kalacak. Umarım daha genç nesiller yetişir. Atatürkçü, layık gençler yetişir. Ve hepimiz Türkiye'yi kurtarırız diyor. Bunların sıra arkadaşıyız. Sıra arkadaşıyız. Evet, beraber önlü arkalı yan yana oturduk. Evet. Nasıl bir duygu yıllar sonra? Çok güzel. Daha önce de gelmiştim pilav gününe. Ama bu son olacak diye böyle içimiz biraz buruk. Keşke öyle olmasa. Bilmiyorum. Binasını yenileyeceklerini duydum. Umarım yerine yakışır bir şey olur. Çünkü tarihi bir bina, eski bir bina. Biz buraya geldiğimizde çok farklı anları hissediyoruz. Çünkü ortaokul birden, lise son da dahil 6 sene burada okuduk. Çocukluğumuzu, gençliğimizi, her şeyimizi burada geçirdik. Yani umarım herkes için güzel, mutlu bir şey olur. Yıllar sonra burada olmak nasıl bir duygu sizin için? Çok farklı duygu. Ben özellikle binanın yıkılacağı için daha bir dolu duyguyla geldim. Çok eski olmasa bile yine orta eski dönemin öğrencisi olduğum için duyguluyum. Özellikle de oğlum gönderdi. O kadar. Peki derneğe üye misiniz? Üyeyim, evet. Arkadaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Arkadaşlarıma sadece hep böyle kalalım. Yıllar sonra böyle çocuğunuzla gelmek nasıl bir duygu? Çok değişik gerçekten. İlk kez geliyorum ve galiba son kez bu halini görmek için geliyorum. Farklı bir duygu. Yani o benim dolaştığım sıralarda dolaşsın istedim. Yani henüz dolaşabilecek özellikle değil, yürüyemiyor henüz ama. Çok güzel. Peki derneğe üye misiniz? Henüz değilim. Yani hatta hala değilim. O zaman üye olmanızı bekleriz. Umarım. Burada sizi izleyen Erenköy Kız Lisesi mezunlarımız için ne söylemek istersiniz? Erenköy Kız Lisesi alanında önce kadınlar yetiştirmiş köklü bir tarihi lise. Buradan mezun olduğum için gurur duyuyorum. Hani her alanda da, her yerde de ayrıcalığını hissettiriyor kendisine. O yüzden güzel bir duygu. Siz ne söylemek istersiniz? Yani yıllar geçti, 4 sene önce mezun olduk buradan ama ben hala söylerim, benim en güzel senelerim burada geçti. Hala da zaman zaman uğrarım hocalarımın yanına, gelirim. Yani çok güzel senelerim geçti, en güzel senelerim diyebilirim öğrencilik hayatımdaki. Peki Erenköy Kız Lisesi Derneğimize üye misiniz efendim, onu sorayım sizlere. Hayır. Hayır. Peki, arkadaşlarımız o zaman sizi de Mezunlar Derneği'ne kaydetsinler. Düşüncelerinizi alabilir miyiz okulumuzla ilgili? Yani okul, Erenköy Kız Lisesi benim gençliğimin en güzel yıllarının olduğu yerdi. Hatırlıyorum yani ilk geldiğimde müzik dersinde piyano çalardık işte. Dışarıda şenlikler olurdu, eğlenirdik.
Hala hatırlıyorum yani ve özlüyorum o zamanları. Peki sizi izleyen arkadaşlarınıza ne söylemek istersiniz? Erenköy Kız Lisesi Cumhuriyet tarihinin hani en iyi ve en ilk kadınlarını yetiştirmiş bir lise. Ve bu lisenin tarihini korumamız gerekiyor. Böyle köklü bir lisenin. Herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum bunu. Peki Erenköy Kız Lisesi Derneğimize üye misiniz? Hayır değilim ama olmayı düşünüyorum yakın zamanda. Peki arkadaşlarımız o zaman yönlendirelim sizleri. Çok teşekkür ederiz, vaktinizi aldık. Yıllar sonra burada olmak nasıl bir duygu sizin için? Orada güzel bir yazı gördüm. Veda edemiyoruz. Evet. O duyguyu yaşıyoruz. Çok sık da geliyoruz. Yani tekrar tekrar her sene geliyoruz. Her sene de gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Peki derneğe üye misiniz? Evet. Peki dernekteki arkadaşlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Bugünkü emeklerini çok daha nasıl söyleyeyim? Gurur verici gördüm. Çok daha güzel şeyler yapacaklarına da inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.